Dun <tune> dun 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 Selamlar. Ben yine yeni uyandım. Sesim biraz kalın hala açılmadı. Kahvemi içtim ama yine böyle idare edin. Yaz geldi artık. Düğünler yaklaştı. Bazıları düğün yapmaya başladı. Tabi şu an düğün galiba yasak gibi. Millet gizli gizli evleniyor. <laughs> Bildiğin şu an düğüncüleri ihbar edebilir miyiz bilmiyorum. Eğer sevmediğiniz bir çift evleniyorsa, eski sevgiliniz evleniyorsa ihbar edebilirsiniz. Büyük ihtimal ceza kesilebilir. Maskeli düğünde komik olur. Buradan eski sevgililerime de bir uyarı yapayım yani? Evlenmeyin. Bir yaştan sonra hayattaki tek amacı evlenmek olan insanlar var. Ve bunlar bir iki değil. Belki de sayıları 10 milyonlarcadır. Bu insanlar üzerine konuşmak istiyorum bu bölüm. Bana kalırsa 20'li yaşlarda evlenmek saçma. Millete ben 35'lerimde evleneceğim dediğimde yok evlenme ama olayım falan diyorlar. Yok 50'inde evlen diyenler oluyor. Ya da çocuğu bahane edenler var. Çocuğun büyüyene kadar sen yaşlanmış olursun vesaire vesaire. Bana ne olan çocuktan? <laughs> Ki bir çocuk da evlen edinebilirim ileride. Bana kalırsa daha mantıklı olurdu. Hem ilk yaşlarının çilesini çekmek yok. Hazır çilesi çekilmiş çocuk veriyorlar. Hem de yetiştirme yurtlarında bile olsa kötü şartlarda büyüyor bu çocuklar. Sanki genimiz mükemmelmiş gibi bu genimizi geleceğe aktarmaya çabalıyoruz. Ne fark eder? İleride yapabilirim belki. Çocuk yapsam bile yanına bir tane ayrıyeten bir çocuk evlatlık edinebilirim. Ama bunun için daha kırklı yaşlarımı beklemem gerekiyor. Geçen memleketten arkadaşlarla konuştum. Artık artık yaşıtlarım üniversitelerinden dönmüş. Aile evinde yaşıyor ve aile evinde sıkılmaya başlıyorlar. İnegöl'de öyle çok aktivitesi olan bir yer değil. O yüzden mesela o aileden kurtulmanın tek yolu olarak evliliği gören birçok kişi varmış. Dedim güzel mantık. <laughs> Şunu yapmaktan korkuyor mesela insanlar. Başka şehre gideyim orada ev tutayım. Bu da bir aileden kurtulmadır. Çok da zor bir şey değil. En kötü başlangıçta oda kiralarsınız ve İstanbul harici bir yerde oda kiralamaya başlamak demek sadece 1000 demek ilk çıkışta. Aylık 500 lira kira fatura ödersiniz. Böyle bir seçenek varken millet direkt düğün yapayım, masraf yapayım, evleneyim. Tabii ki bunun içinde seks de var. Ama seks dediğimiz şey artık 1800'lerde yaşamıyoruz. Evlenmeden de yapılabiliyor böyle şeyler. Belki de bazılarının seksi ulaşımının tek yolu evlenmek olabiliyordur. Muhafazakar kesim böyle tabii ki. Özgürlük çok daha rahat elde edilebilir bana kalırsa. Ben her şeyi bırakıp memlekete dönsem yine aile evinde yaşamam derim ki ben başka eve çıkıyorum. Orada yaşarım, orada kafamı bulurum ama asla ve asla memleketime dönmem. Çok kötü yerler orası. Canım sıkılır, patlarım. Muhafazakar kızları anlıyorum mesela evlilik, evlilik diye tutturmalarının sebebi de. Buradaki olay seks değil bu arada. Özgürlük. Aile evinden çıkmalarının, ailelerinin kontrolünün altından çıkmalarının tek yolu bunlar için evlilik olabiliyor. Ki yeni dönemde onlar da biraz azaldı aslında. Artık üniversiteye gidebiliyorlar, kendi ayakları üstünde durabiliyorlar. Haliyle kendi gibi muhafazakar kesimden çıkan kızlarla aynı evlerde yaşayabiliyorlar. Bu tarz evlere şahit oldum. Ama dediğim gibi onların evlilik evlilik demesi gayet normal. Daha muhafaza ailede yaşadığınızı düşünün ve bir kız çocuğusunuz. Akşam 9'da dışarı çıkamazsınız. Vardır tabii ki istisnaları ama çoğunlukla 9'da 10'da dışarı çıkmak çok zordur. Eve istediğiniz vakitte gelemezsiniz. Ev içinde istediğiniz gibi takılamazsınız. Haliyle onlar için evlilik zincir kırma töreni gibi bir şey oluyor. Haklılar mı? Haklılar bana kalırsa. Ama diğer kesme anlamıyorum. Çevremdekiler evlenmeye başladı. 2 yıldır 3 yıldır evleniyorlar sağ olsunlar. Ve bazıları beni düğününe bile çağırmadı. Hadi onlar çağırmadı tamam anlarım da aralarını ben yaptığım insanlar bile çağırmadı. Püh lan size. Ayıp yemin ediyorum. Ben de sizi çağırmayacağım. Ki düğün yapmayacağım. Sizce de gereksiz bir masraf değilmiş düğün. Resmen şova dönüştürdü herkes bunu. Benim düğünüm daha şaşalı olmalı diye. Ama aslında düğün dediğimiz olay şu anki düğün tipleri eskiden soylular tarafından yapılırdı. Kişi çok zengindi ve parasıyla rahatça bir düğün organize edebiliyordu. O masraflar ona koymazdı. Şimdikilere bir bakıyorum. Ya çiftin aylık geliri 7-8 bin lira. Yaptıkları düğünün masrafı 150 bin lira. Değer mi lan? Normalde söyleyeyim. Şu an çiftin hanesine toplamda 7 bin lira 8 bin lira giriyorsa eski zamanların köylüsü ya da alt şehirlisi oluyorsunuz. Ve genelde sizin gibiler düğünü sokak da yapar. O kadar da masrafa girişmez. Ama herkeste bir soylu olma isteği var. Böyle deyince sanki ben de soyluymuşum gibi hissettim he. Soylu moylu değilim yani lütfen. Böyle müthiş paralar içinde yüzen biri de değilim. Ev arkadaşım evleniyor mesela. Sadece düğün salonuna 20 bin lira para verecekler. Bir gün kullanım ya. Bir gün kullanım için 20 bin lira. Tuttukları eve ise yıllık 15 bin lira mı ne verecekler? Ya sen o düğün salonunu kiralama. Git evine bir yıl daha kirala. Ama yok. Seni hiç tanımayan Hayatında belki de bir kere görüşeceğin akrabanın akrabasının akrabası senin düğününde gelip ortamı onay vermesi gerekiyor. Senin mutluluğunu paylaşacakmış. Aman çok paylaşır. Bana ne ondan, ona ne benden. Ben mesela bizimkileri bu konuda ikna ettim. Dedim ben düğün yapmayacağım haberiniz olsun. İlklerde kabul etmiyorlardı tabii ki. Zamanla benim kafa yapımı kabullenmeye başladılar. Dediğim olay basitti. Dedim evlenirse aileler arası samimi bir kutlama yapılır. Sonra çiftler kendi arkadaş ortamıyla güzel bir yerde eğlenirler. 5'te birine geçtim onda biri bile tutmaz masrafı. Gelinliğe gerek yok. Hayatında bir kere giyeceğin şey. Kiralamaya bile gerek yok. Gerçekten aşırı masraf. Buradaki nokta pintilik değil bu arada. Misal ben evlendiğimde o düğüne yapacağım masrafla yanıma alırım eşimi. Dünya turuna çıkarım. Bugün 150 bin lirayla kaç ülke gezersiniz? Herhalde dünyanın önemli bütün başkentlerini görebilirsiniz bu 150 bin lirayla. Ve çok da iyi olur. Ki ben ileride bir tane proje patlatırım herhalde. 150 bin liraya değil de 500 bin liraya çıkarım. Sanat tabi. Belki de patlatamam. 150 binle değil 15 binle çıkarım dünya turuna. Şu an mesela ev arkadaşı kara kara düşünüyor. İşte gelin tarafına takılar. Evin masrafı. Ev düzme desen zaten ayrı bir masraf oluyor. Bunları nasıl ödeyeceğim? Ki ev düzmek de felaket pahalı bir şey. Belki ileride bunu animasyon yoluyla anlatırım ya da podcast yoluyla bilmiyorum. Sadece evin perdelerini döşemek bile 5-6 bin liraya mal olabiliyor. Ki o da ucuz perdelerle ha. bunun koltuk takımı var yatak odası takımı var beyaz eşyaları var var da var bir bakıyorsun 70-80 bin lira olmuş masraf bu olaya da karşıyım mesela hafif hafif düzersin niye birden masraf yapmaya kalkışıyorsun ki? İnsanlarda gelenekçilikten kopamama olayı var devletler de ayak uyduramadı mesela 20'li yaşlarda evliliğe karşı olan tek ben değilim sayımız gitgide artıyor artık insanlar için ideal yaş ortalaması 35-40'a çıkacak çünkü artık diyoruz ki önce hayatımızı yaşayalım Zaten evlilik bize ne katabiliyor ki? Buna da birazdan değinirim. Artık mesela evlilik eskisi kadar kutsal bir olay da değil. İnsanlara bir şey sağlaması da çok yüksek değil. Şu vardı eskiden. Sen canın sıkıldığında ayrılamazdın karşı taraftan. Sen karşı tarafa aldatamazdın. Belli sorumluluklarını yerine getiremezsen sana ceza kesilebilirdi. Tazminat cezası ya da nafaka. Şimdi insanlar o riskin altına da girmek istemiyor. Çünkü sadece karşı taraftan zarar görme değil. Kendi de karşı tarafa zarar gösterebilir. Kendi de karşı tarafı aldatabilir. Bu şeylerden dolayı uzunca süre nafaka gibi şeyler sağlamak istemiyorlar. Ayrıca eskiden seks için evlenirdi insanlar. Şimdi artık seksi ulaşım o kadar da zor bir şey değil. Ne olurdu evlilik? Devlet karşısında senin ilişkin koruma altına alınırdı bir nevi. Mesela tek seferde bile boşanamadığın davalar olurdu. 2-3 celse de boşanabiliyordun. Devlet seni ayırmamak için elinden geleni yapardı. Şimdi hadi sevgilileri ayırsın. Yani bana kalırsa eski kutsallığı kalmadı evliliğin. Ve zaten daha önce de söylemiş galiba. Yine bana kalırsa iki kuşak sonra, üç kuşak sonra evlilik kavramı çok çok aza inebilir. Sadece marjinal insanlar bile evleniyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Önce kariyerimi geliştirmeliyim. Evlenmek demek gereksiz sorumluluklar demek. Sadece evlilik değil, sevgili bile olmuyoruz artık insanlarla. Flört iyidir kafasıyla yaklaşıyoruz. Niye? Sevgilinin sorumluluğunu almayı istemiyoruz. Ki evliliğin sorumluluğu çok daha yüksek. Sonrasında çocuğun sorumluluğu geliyor. Sorumluluklardan korkuyoruz. Korkan insan mı olduk yoksa doğru sorumlulukların peşini kovalayan insanlar mı olduk tam emin değilim. Mesela devletler de ayak uyduramamaya başladı. Hala devletin kafasında 20'li yaşlarda evlenmek, erken yaşta evlenmek çok idealmiş gibi gözüküyor. O yüzden mesela KYK'ları sıfırlama olayı vardı. Eğer üniversiteyi bitirir bitirmez evlenirseniz KYK borçlarınız siliniyor. Devlet sizi 35.000-40.000 bin, bin lira için 150.000 lira masrafın altına sokmaya çalışıyor. Mükemmel değil mi ya? Onun sebebi belli ama ekonomideki en risksiz grup evliler oluyor genelde. Bekar kişinin çizelgesi daha çok düşmeli kalkmalı. Riski çok yüksek. Evli öyle değil. Dümdüz ilerliyor. Ne yükseliyor ne azalıyor. Yükselirse daha az az yükseliyor. Var mı mesela aranızda ben evlenme arifesindeyim. Şöyle şöyle masrafım var. Çok büyük sıkıntılar içine girdim. Ya da ben şöyle bir düğün konsepti oluşturdum. Düğün yapmadık daha doğrusu. O parayla şunları şunları yapacağız gibi planları olan var mı? Bunu çok merak ediyorum. Daha bu konu hakkında uzun uzun konuşulur da şu an konuşmamın baktım. Şu an kırpması gözümü korkuttu biraz. Kurgusu biraz gözümü korkuttu yalan değil. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce hala mesela evlilik kutsal bir kurum mu? Yoksa artık öylesine bir kurum mu? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.